Galip, çayın soğudu. Biraz nefesten sonra gene işlerine devam edersin. Bahar geldi Lale. Bütün çiçekleri dikmem lazım. Dikilecek daha çok çiçeğim var. Sen bilirsin Galip. Oğlum, büyüyünce sen de baban gibi bahçeyle uğraşacak mısın? Elbette. Oğluma nasıl gül budanır, nasıl çiçek dikilir, nasıl çimen biçilir, hepsini öğreteceğim. Değil mi Mete oğlum? Galip Bey, yakında Mete'ye basketbol oynamayı, karate yapmayı, balık tutmayı da öğretmeye başlar. Mete, sana öğretecek çok şey var oğlum. Basketboldan top sektirmeyi öğreneceksin. Galip, Mete elindeki top kadar daha. Müsaade et, biraz daha büyüsün, sonra öğretirsin. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. Oo, bakıyorum bugün çok neşelisiniz çocuklar. 23 Nisan seçmelerine katılıyoruz. 23 Nisan seçmeleri mi? Öğretmenimiz, eğer 23 Nisan'daki folklor gösterisine katılmak istiyorsanız isimlerinizi yazdırın dedi. Ben de ablam da isimlerimizi yazdırdık. Seçme yapılacakmış. Seçilenler? Televizyona çıkacakmış. Yaşasın! Televizyona çıkıyorum, televizyona çıkıyorum. Sabırsızlandığınızı biliyorum. Sizi daha fazla bekletmeyeceğim. Karşınızda biricik, şahane, muhteşem, çok yetenekli iki kardeş Müge ve Mine. Var bağı var, ayvası varları var. Bahçesi var, bağı var, ayvası varları var. Atamızdan yadigar, bizde ata varı var. Atamızdan yadigar, bizde ata varı var. Atamızdan yadigar, bizde ata varı var. Hey! Yine ne hayallere daldın canım kardeşim? Televizyona çıkacağız. Çok ünlü olacağız. Ama bu bir seçme Mineciğim. Sonunda seçilmek de var, seçilmemek de. Ayrıca şunu hiçbir zaman unutmayın çocuklar. 23 Nisan bütün dünya çocuklarının kutladığı bir bayramdır. Hatırlıyorum da 23 Nisan gelsin diye nasıl da sabırsızlıkla beklerdik. Bütün okulu rengarenk balonlarla, konfetilerle, bayraklarla süslerdik. Şiirler okur, şarkılar söylerdik. Çünkü bilirdik ki hem bu bayram bize Atatürk'ün hediyesi, hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıldönümü demekti. Sonra da Türkiye düşman işgalinden kurtulmuştu. O yüzden 23 Nisan çok ama çok önemli. Atatürk bu bayramı çocuklara hediye etti. Biz bunları biliyoruz zaten. Değil mi ablacığım? Bu folklor seçmelerine ben sizi hazırlayacağım. Yaşasın! Galip Bey çocukları folklor seçmelerine hazırlayacak diye çok ama çok mutlu oldu. Umarım Galip Bey çocukları çok yormaz. Folklor çalışmasına geçmeden önce neden evimizi bayram nedeniyle süslemiyoruz? Çok güzel olur. Yine en çok beni çalıştıracaklar. Mıncır çık bayrağı as, mıncır merdiveni getir, mıncır makas nerede, mıncır ip yumağını nereye koydun? Hiç de iyi bir fikir değil. Mıncır, hiç saklanma. Çıkıyorsun ortaya ve kırmızı kurdelalar neredeyse hemen bana getiriyorsun. Ben başıma gelecekleri biliyorum. Mıncır, hemen takım çantasını getiriyorsun bana. Başladık.
okul günlerimi hatırladım. Çok güzel oldu. İşimiz daha bitmedi çocuklar. Hadi bakalım bahçeye çalışmaya. Folklor çalışma saati. Kızım, biraz gayret et. Ama babacığım, yoruldum. Canım kızım benim. Birkaç prova sonra alışırsın. Bence ısrar etme Galip. Benim de dizim ağrıdı. Bu kadar çalışma yeter babacığım. Siz bilirsiniz ama daha çalışmamız lazım. Ben hareketlerin sırasını karıştırıyorum. Olmuyor işte. Hemen yapacaksın diye bir şey yok canım kızım. Hayatta her işin başında çok çalışmak gelir. Sen de çok çalışarak eminim başaracaksın. Anneniz çok güzel söyledi. Çalışmaya devam etmeliyiz. Ha uşak ha! Hadi Müge ha! Ha ha! Galipçim yeter artık. Bak çocuklar yorulmuş. Hem Mete'yi de gürültüden uyutamıyorum. Kavşak ha! Görmeyeyim misin? Çalışıyoruz. Belli oluyor. Baksana Mine uyumuş. Müge de uyuyacak. Yine biraz abarttım galiba. Canlarım benim. Yorulunca yorulduk baba diyecektiniz ya bana. Sen Mine'yi al, ben de Müge'yi. Yataklarına yatıralım çocukları. Hadi. Güle güle çocuklar. Seçmelerde başarılar dilerim. Çocuklar çok yordum sizi ama... Öğrenmeniz için az zamanımız vardı. Seçilemedik anne. Ama ben çok güzel oynamıştım. Babam ne öğrettiyse yaptım. Sanırım bizden daha iyi olanlar vardı. Sizin elinizden gelenin en iyisini yaptığınıza eminim kızlar. Ama ben 23 Nisan gösterisine katılmayı çok istiyordum. Ben de çok güzel hayaller kurmuştum. Bakın ne diyeceğim. İsterseniz öğretmenlerinizle bir kez daha konuşun. Belki başka bir yeteneğinizi sergileyecek bir yol bulabilir. Neden olmasın? Çok istiyorsanız tekrar deneyebilirsiniz. Ne zaman çıkacak bizim çocuklar galiba? Galeciğim, bu soruyu 5 dakika içinde 10 kere sordun bana. Heyecan yapma, çıkarlar işte. Ben heyecanlıyım da sen heyecanlı değil misin? Sen 2'de 1'de ne zaman çıkacaklar diye sorunca... Heyecanım katlanarak artıyor. Karşımızda 23 Nisan şarkıları ve danslarıyla Mine ve Müge kardeşler. Onlar bizim kızlarımız. Ben onların babasıyım. Aferin çocuklar, aferin.